سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم السلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا وعمل لله كأنك تراه إلى آخر الحديث. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan nizam aleyhüm salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bir cümle ahirete irtihal eden mümin müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşahefendilerimiz, hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervaçına el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "Atiku anhu rakabatan yutikillahu kulla udvin minha udvan minhu minen nar." Evet, insanlar Adem ile Havva'dan, böyle diyor, min zekerin ve ünse, biz sizi bir erkekle dişiden, yani Adem ile Havva'dan yarattık. Bu açıdan bakarsanız tüm insanlar kardeştir. Aynı anadan babadan gelmiyorlar. Ondan sonra birisi işte Türkiye'de kalmış, birisi Fransa'da kalmış, birisi Almanya'da kalmış, birisi Afrika'da kalmış. Bir sülale, orada da bölgenin insanı, Adanalı, Erzurumlu, İstanbullu gibi. Ama hepimizin anası babası bir. O açıdan insanlık kardeşiyiz biz. Evet, bunu hiç unutmayacağız. Bunu ne kadar inkar etsen kimse kaldıramaz bu kardeşliği. Kardeş kardeşi boğar mı, öldürür mü? Kardeş kardeşi yardım eder. Düşmeyen, kalkmayan bir Allah. Düştüğün zaman elin adamı dönüp bakar mı sana? Önce kim ağlar? Kardeşin, anan, baban ağlar değil mi? Çünkü bir içinde senden bir parça var. Kardeşsin, böyle yakınlık var. Böyleyken, böyle durmak gerekirken müminlerden birisini öldürse bir adam. Ve men katale mu'minen müteammiden, kasten, hiçbir hakim kararı yok. Harp etmiyoruz. Böyle bir şey yok. Sebep yok. Sana saldırmamış. Hani meşru müdafaa hali de yok. Hiçbir adam suçu yok. Ve men katale mu'minen müteammiden, kasten bir mümini, bir adam öldürürse fe cezauhu cehennemü, onun cezası cehennemdir. Ayet bu. Ayet bu. Evet. Allah böyle şeylerden ümmet-i Muhammed bizi korusun. Evet. Kardeş kardeşi öldürüyor. Neden? Mal taksiminden. Senin tarla iyi, benimki. Anam sana tarla verdi, bana vermedi. Hayatı boyunca konuşmuyorlar. Bazen kavga ederken saplıyor bıçağı. Şuuru kaybetmiş. Kardeşini öldürenleri biliyorsunuz. Bazen kafası kızıyor, oğlunun kızını öldüren var biliyorsunuz, gazeteler çıkıyor. Evet. Bir mümini kasten hiçbir suçu yokken öldüren adamın
cezası cehennemdir. Halbuki İslam hukukunda bir suç işledin, cezasını dünyada çekerseniz ahirette çekmezsiniz, kurtulursunuz, kefareti olur. Mesela adam hırsızlık yapmışsa, hırsızın suçunun unsurları varsa ispat edildi mi, dinimize göre وَالسَّادِقُ وَالسَّادِقَةُ فَقْتَوَ اَيْدِوَهْمَا elini kesin diyor Allah. Sabit oldu mu kesilir eli. Ahirette bir daha kesilmez. Ondan dolayı cehenneme atılmaz. Neden? Elini ödedi, verdi. Kefareti olur. O dünyada kapatmış olur. Böyle. Evet, birisinin malını çaldınız, ödediniz, özür dilediniz. Öbür tarafa gitmez, kuruladınız. Ama İmam Azam'a soruyorlar. Peki adam öldüren ne dersin? Ya hoca anlamadın galiba. Adam öldürene ne kefaret olur mu diye sorduk. Gene susuyor. Ne evet ne hayır. Neden? Ayet var. Kasten bir adamı öldürenin cezası cehennemdir de ayet var. Allah'ın bu ayeti karşısında nasıl dünyada idam edilirse öbür tarafa kalmaz desin? Evet. Adam öldüren öldürülür İslam'a göre. Kısas derler buna. Şartlar varsa tabii, ispat edilmişse. Ama Allah ne diyor? Kasten adam öldüren cezası cehennemdir diyor. Onun için hiçbir konuşmuyor İmam-ı Azam. Peygamberimiz şimdi şöyle bir açıklama getiriyor. İnsan, evet, İslam'da umutsuzluk yok. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. İnnallah yağfiru zunube cemi'a da var. Allah tüm günahları affeder de var. Ama öyle ayet de var. Adam öldürmek o kadar felaket bir şey. Bir adamı haksız yere öldürmek kainatı ateşe vermekten daha kötü. Bir adamı haksız yere öldürmek kainatı ateşe vermekten daha kötü. Kur'an'da ayet var böyle. Ölme işi o kadar öldürme. Şimdi ama adam öldürmüş. Sonra çok pişman olmuş. Adam hiç suçu yokken öldürmüş. Şimdi cezası cehennem mi diyeyim, İmam Azam susuyor. Peygamberimiz bir umut ışığı yakıyor. Böyle bir kimse diyor, eğer adam öldürmüşse onun yerine, eğer ahirette kurtulmak istiyorsa diyor, bir mümin köle bulsun, cariye de olabilir, erkek de olabilir. Erkek esirye köle deniyor, kadın olursa cariye deniyor. Savaşmışın, yenmişin düşmanı, ondan alınan esirleri devlet, bu senin kölen, bu senin cariyen de dağıtmış ise, bir Müslüman, o köle de Müslüman olmuş adamın elinde. Adam azat etmiyor. Hakkı var. Çünkü o canını ortaya koydu. Allah da ona karşı bunu verdi. Sen bir böyle bir mümini kasten öldürmüşsün. Pişman olmuşsun. Öyle diyor Peygamberimiz. Git diyor. Kaç para istiyorsa tık say parayı. O köleyi, mümin köleyi kurtar. Böylece cehennemden kurtulursun diyor. Adam öldürmenin kurtulma yolu budur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bir azasını satın alabilmişsin, sağ kolunu, sağ kolun yanmaz diyor cehennemde diyor. Efendim bacağını alabilmişsin, paran yok, eğer böyle çok para istiyor ki, sağ bacağını kurtarabilmişsin, sağ bacağın yanmaz. Paran var, tümünü satın almışsın. Ebu Bekir radıyallahu anh kaç tane Müslüman köleyi müşriklerin elinden, kaç para istiyorsun? 3000, al parayı. Kurtarmış Bilal abici böyle. Kaç kişi böyle? En iyi insan olmaz mı? Çünkü köle azat edenin hiçbir vücudu cehennemde yanmaz. İnsan kurtarıyor. Burada da adam öldürmüşsün, pişman olmuşsun.
Evet, şimdi ölüm cezası yok. Hapse girmiş 20 sene, 30 sene neyse. Din açısından söylüyorum ben. Peygamberin hadisi bu. Köle bir adam bul, satın al, kurtul ahirette. Nereden bulam hocam? Peygamber onu teşvik ediyor, tavsiye ediyor. O zaman ne yapacaksın peki? Köle azat edemiyorsun. Ne yapacaksın o zaman? Burada diyor ki onun kefareti olarak gene Allahu alem de Allah bilir de bu açıklama 2 ay peşi sıra kefaret orucu tut diyor. Bu bir açıklamadır, kesin değil. 2 ay hani mesela orucu kasten bozuyoruz, yerine 60 gün tutuyoruz. Bir günde kazası 61 gün. Sen de böyle bir 60 gün. Ama bu hatan ölümlerde vardır. Kasten ölümde Allah bilmiyoruz nasıl karar verir. Yani böyle kefaret orucu da tut. Köle bulamıyorsan o adam adına sadakalar veriver, hayırlar yapıver. Yani senden alacağını karşılık alsın, onları da cennete gitsin, orada insafa gelir, vazgeçtim davamdan diyebilir diye çareler düşünmüşler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada köle satın al, kurtul diyor. Cehennemde yanmazsın. Nerede bulalım köle şimdi? Artık onu sen bileceksin. Hadis-i şerifi Ebu Davud, İbn-i Hibban, Tabarani, Hakim Müsnedindeki'nde Beyhakki Şuab-ül İman, Vasılet İbn-ül Eska radıyallahu anh'tan nakletmiş. En son vefat eden sahabidir bu. Vasılet İbn-ül Eska. 100 küsur sene yaşamış. Allah ondan razı olsun. Şefaatine bizi nail eylesin inşallah. Demişler ki ya Resulallah, bir adam biliyoruz, birini öldürdü, kurtuluş yolu yok mu diye sormuşlar. O zaman bu okuduğum hadisi söylemiş Efendimiz, bir köle satın alsın, kurtulsun demiş. Köle bulursan böyle yol bu. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, İtikafu aşrın fi Ramazan kehacceyni ve umrateyni. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü billah Medine-i Münevvere geldikten sonra Ramazan'ın son 10 gününü itikafta geçirmiş. İtikaf ne demek? Niyet ederek 5 vakit namaz kılınan, cuma kılınan bir camide 10 gün hiç dışarı çıkmamak üzere Allah'a ibadete niyet ederek girmek. Evine gidemezsin. Sadece camiye tuvalet yapılmayacağı için caminin tuvaletine kadar dışarıda hiç konuşmadan gider gelirsin, yine içeride. Annen öldü sen itikaftayken, cenazesine gidemezsin çünkü camiye itikafa girmişsin. Onun bir çaresi var, annen cenazesini caminin ön duvarının pencereleri açarlar, önüne koyarlar. Orada cenaze, arkasında 2-3 saf var. Sen caminin içinden ona uyabilirsin. Ama camiden çıkıp da cenaze namazına gidemezsin. Gidemezsin. Hanımın hasta, çocuğun hasta, anan hasta, itikafa girmişsin. Geldiler, çıkıp gidemezsin. Gidersen ödemek zorundasın. Evet. Bir dahaki Ramazan'a bir daha gireceksin, ödeyeceksin o borcun. Şimdi ibadetler ayarında ödenir. Kabe'de itikafa girmiş adam. Babası şu olmuş, bu olmuş. Yarı yolda dedim, nereye gidiyorsun? Sen itikafa girdin. Ama duramam ki. Duracaksın dedim. Sen baban hoca, bunu bilir. Gelmedin bana diye darılmaz. Hoca ise darılmaması lazım. Duramadı, çıktı. Bir daha Kabe'de ne zaman itikafa girecek? Türkiye'de itikafa girse olmaz mı? Olmaz. Çünkü Kabe'de 1'e 100 bin var. Burada 1'e 27 var. 100 bin nerede, 27 nerede?
Öder mi bunu? İlla orada ödemesi lazım. İlla orada ödemesi lazım. Onun için denginle ödeyeceksiniz. Bu nerede var? Evet. Şimdi şu anda ikinden sonrayız, değil mi? İkinden sonra kerahat vaktidir. Nafile kılınmaz. Kur'an okumuşsun. Secde ayeti gelmiş. Kerahat vaktinde secde ayeti sana vacip oldu. Hemen şimdi ödeyebilirsin. Çünkü eksik boynuna geçti. Eksik ödeme. Eşit. Tamam, ödüyor. Ama gece kalkmışsın. İki rekat namaz kılmışsın. Arkasından Kur'an okumuşsun. Secde ayeti gelmiş. Secdesini yapmamışsın. Şimdi Cevat Hoca Süleymaniye'de vaaz ediyor. Akşam namazına yarım saat kaldı. Geceki okuduğun tilavet sesi aklına gelmiş. Şimdi ödeyiverem, ödeyemezsin. Çünkü gece tilavet sesi tam dört dörtlük boynuna borç oldu. Şimdi ödersen eksik ödeme olur. Eksik ödeme olunca da icra takibi durmuyor, biliyorsunuz. Aynı bunun gibi. Eşit ödeyeceksiniz. Evet, eşit ödeyeceksiniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Harbi dolayısıyla son gün gidememiş, ortasında yapmış. Ondan sonra yapamamış, ödemiş harp dolayısıyla. Fakat hayatı boyunca hep Ramazan'ın son 10 gününü itikafa girmiş Mescid-i Nebevi'de. Neden? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların en akıllısı, öyle değil mi? En akıllısı. Bütün peygamberler insanların en akıllısı. Fatahına sahibidirler. Peygamberimiz hepsinden akıllı. Kainat hürmetine yaratılmış. Şimdi Kadir gecesi var, değil mi? İnna enzelnâhu fî leyletil kadr ve mâ edrâke mâ leyletil kadr. Leyletil kadri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Bin ay, 84 yıl ediyor. 84 yıl. Bir yakaladın mı? Kadir gecesi sabaha kadar ibadet ettin. 84 yıl ibadetten hayırlı. Peygamber bunu kaçırır mı? Şu gün dememiş. Çünkü sadece o gün namaz kılarla öbür tarafta uyurlar diye. Ama diyor ki, ipucu veriyor yine, dayanamamış. Ramazan'ın son 10 gününde arayın diyor. Şimdi Müslümanlar onu 27. gecesi diye kararlaştırmışlar. Bir şey demiyoruz. Biz de öyle 27. gecesi kutluyoruz. Garantili değil. Garantilisi ne? Ramazan'ın son 10 günü. Şimdi hangi gün olduğunu kesin bilemediğimize göre en akıllı iş nedir? Ramazan'ın son 10 günü itikafa girmek. Çünkü camide abdestsiz durulmaz. İtikaf oruçsuz olmaz. Akşam yatarken bile hemen abdestli uyuyacaksın. Akşama da camide abdest olacaksın. Hep ibadet yapıyorsunuz. Gece gündüz. Zaten oruçlusunuz. Son 10 günde ise yakaladın demektir. Yani Kadir gecesini yakaladın demektir. Onun için Kadir gecesini yakalamak isteyenler Efendimiz gibi her sene Ramazan'ın son 10 günü itikafa girsin. Bin aydan hayırlı geceyi yakalasın. Efendimiz hiç geçirmemiş. Öyle diyor. Bayramın, yani Ramazan ayının son 10 günü, bayrama 10 gün kala 10 gün içeride kalacaksınız yalnız. Mesela bu akşam yarının gecesidir. Onun için erken gireceksiniz. Yarın sayacaksınız, yarın içeride olacaksınız. Bugünden gireceksiniz içeriye. Gece çünkü yarına bağlıdır dinde. Diyor ki Efendimiz, Ramazan'ın son 10 gününde itikafa giren bir mümin niyet ederek, niyetsiz ibadet olmaz, niyet ederek itikafa girerse kehacceyni ve umrateyni, nafile iki hac, nafile iki ömre yapmış gibi olur. O kadar kazanır. Neden? Bin aydan hayırlı Kadir gecesini yakalıyor.
1000 aydan 84'sini ibadet mi yapmış oluyor? Evet, Ramazan'ın son 10 günü itikafa girmek bu kadar muazzam bir ibadettir. Efendimiz de hiç ömrü billah son 10 günü itikafı terk etmemiş. Sünnet-i Mekke'dedir, vacip ayarındadır. Sizlere de tavsiye ediyoruz. Bunun hükümleri var. Bir memlekette hiç kimse memleket. Şimdi onu Diyanet kaza bölgesi, ilçe sınırları olarak tayin etmiş, itiraz etmiyoruz. İlçe sınırları dahilinde hiç kimse itikafa girmezse hepsi sorumludur diyor kitaplar. Fıkıh kitaplarında hepsi sorumludur. Bir adamı para verip itikafa sokacaksın sorumluluktan kurtulmak için. Bir adam 10 gün camide kalacak. Caminin bir köşesinde yatacak. Orada yiyip içecek. Aslında camide yiyip içmek edebe aykırıdır. Orası namaz kılma yeridir ama adam dışarı çıkamadığı için mecburen orada yiyecek, içecek. Zaten oruç sahura kalkacak, iftar edecek. Tuvalet cami olmadığı için mecburen tuvalete gidip gelecek ama konuşmayacak dışarıda, çengi çalmayacak. 10 gününü camide geçirecek bir memlekette. Bir memlekette, bir kazada diyelim şimdi Diyanet'in yorumuyla bir kişi itikafa girsin. Her memlekette böylece de bir şeyi var. Böylece bir mükafatı var. Evet. Tabarani Hazreti Ali'nin oğlu Hüseyin'in oğlu Ali'den naklediyor bu hadis-i şerifi. Ehl-i Beyt'ten naklediliyor. Allah onlardan razı olsun. Şefaatine bizi nail eylesin inşallah.